Gençler, bugün yine özel bir gün. Bugün 25 Temmuz 2020. Sevgili Barkın Bayoğlu'nun diğer adıyla, hepimizin bildiği adıyla Altın Elbiseli Adam'ın aramızdan ayrılışının 3. yıl dönümü. Bilmeyenleriniz olabilir, hatırlamayanlarınız, 25 Temmuz 2017'de bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrılmıştı Barkın Bayoğlu. Çok şey öğretti bize, hala öğreniyoruz. İşte YouTube kanalı orada, videoları orada, hala canlı canlı. Herkes daha yani bu işe yeni başlayanlar da istedikleri zaman, istedikleri yerde o videoları açıp seyredebiliyorlar. Bugün de onun yıl dönümü. Ben kendisine yine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Özledik. Kendisini çok özledik. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben çok şey öğrendim. Yani motosiklete başladığımdan beri birçok şeyi ondan öğrendim. Hatta geçenlerde bir video yayınlamıştım Kontra ile ilgili. Orada da referans verdim. Bakın dedim, Barkın Bayoğlu ne güzel anlatmış. Gidin ondan öğrenin dedim. Bunun üstüne daha artık açıklamaya, izaha gerek yok diye. İşte bugün onun yıl dönümü. Bir kez daha kendisine anmak istedim. Zaten kanalı takip ediyorsanız görüyorsunuzdur. 3 seneye yakın bir zamandır ben onun ismini yayınladığım her videonun sağ üst köşesine koydum. Hatırası, anısı yaşasın, unutulmasın diye. Şimdi bugün bu videoyla onun ismini sağ üstte son kez taşıyor olacağım. Yani ben kendi adıma, kendi payıma düşeni, o saygıyı gösterdiğimi düşünüyorum. 3 seneye yakın bir süredir yazıyor işte orada. Hatta artık yorumlarda bana bazen seyirciler niye yukarıda onun ismi yazıyor diye soruyorlar. Ona izah ediyorum onlara. Bana Barkın Bey diye hitap eden artık çok seyirci olmaya başladı. Beni Barkın Bayoğlu zannediyorlar. Onlara açıklıyorum tekrardan, böyle 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 diye, ben Barkın Bayoğlu değilim diye. Bugün sizlerin de hoşgörüsüne sığınarak son kez onun ismini bu videoda sağ üst köşede taşıyor olacağım. Bu demek değil ki onu unuttuk. Unutmadık tabii ki. O kalbimizde her zaman yaşıyor. Videolarıyla hep canlı canlı zaten aramızda. Ne zaman özlersek onu açıp o videoları seyredebiliyoruz. Onunla özlem giderebiliyoruz. Bir yere kadar tabii. Diyeceğim o ki siz de unutmayın. Hala ondan bir şeyler öğrenme şansımız hala var. Açın videolarını, seyredin. Çok şey kazandırdı. Türkiye'de motosiklet camiasına, sektörüne, motosiklet severlere çok şey kazandırdı. Evet. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Huzur içinde, nur içinde yatsın, uyusun. Bu videoda böyle kısa bir anma videosu olsun onun için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.